Bu üç prensip önemli. Olmazsa olmazlardan biri arkadaşlar. İletkende gerilim nüklenebilmesi için bu üçünün aynı anda olması gerekir. Eğer bunlar olmazsa siz ne motor olarak bir makineyi çalıştırabilirsiniz veyahut da bir elektrik üretimi söz konusu olabilir arkadaşlar. Şimdi indikleme EMK hesabı. Yani bu indiklediğimiz gerilimi nasıl hesaplayacağız ona bakalım. Dikkat edersek sol el kuralı demiştik arkadaşlar. Sol el kuralıyla işaret parmağımız, baş parmağımız ve orta parmaklarımızla ne yapmıştık arkadaşlar? Biz bir iletkenin manyetik alan içinde kalan bir iletkenin yönünü tayin etmiştik. Yani motor olarak ne yapmıştık? Biz motorun dönme yönünü veya hareketini tanımlamış olduk. Şimdi bir de indikleme EMK'nın yönü, yani bunu generatör olarak çalıştırır isek, biz sabit mıknatıs içinde bir iletkeni döndürür isek bu iletkenden hangi yönde akım akar onun analizini yapalım arkadaşlar. Şimdi manyetik alan içinde kalan bir iletkende ne oluyordu arkadaşlar? Bir gerilim nükleniyordu. Ve bu gerilimin ne yönde, yani hangi yönde akım akacak iletkende onu belirlemek için ise sağ el kuralı kullanıyor. Neden sağ el? Şimdi siz sol el kuralıyla hareketi F kuvvetinin yönünü belirlerseniz bunun tersiyle de bu sefer uygulanan kuvvete bağlı olarak indiklenen gerilimin yönünü belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden sağ el denilmiş. Tamamen ters mantıklı olduğu için nasıl yapıyoruz? Yine bakın arkadaşlar, bizim baş parmağımız neyi? Akım yönünü, yani akım nereye doğru akıyor onu gösteriyoruz. Daha sonra manyetik alan. Manyetik alan dediğimiz bizim iletkenimizin maruz kalmış olduğu manyetik alan şiddetinin yönü. Bakın avuç içimizden dışarıya doğru olacak şekilde N ve S olacak şekilde, yani bakın burada N burada, S burada. Avuç içimiz yukarıda, işaret parmağımızın gösterdiği yön S kutbu aşağıya olacak şekilde ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Daha sonra bakın burada da bir F kuvveti, burada ne olacak bizim bu akım değerimiz, yani iletkenden indiklenen akım değeri olarak gösterilecek. Şimdi bakın burada da bir örnek var. Eğer siz iletkeni bu yönde hareket ettirirseniz, bakın iletkeni N kutbundan S kutbuna doğru hareket ettirirseniz birinci konumda arkadaşlar ne olacaktır? Şu şekilde akım akacaktır. Yani bizden tahtaya veya ekrana doğru akan bir akım söz konusu. Eğer tam ortada durursa, hareket etmezse ne olacak arkadaşlar? Herhangi bir elektrik akımı üretilmeyecek. Üçüncü konuma baktığımda arkadaşlar, burada ise aşağıya ve yukarıya doğru hareket ettirdiğimde yine ne olmayacak arkadaşlar? Elektrik akımı, elektrik gerilimi indiklenmeyecek. Bunun nedeni nedir? Ne demiştik arkadaşlar? İletken ile buradaki manyetik akının yönü, derecesi, yani açısı belli bir açıda olmadı. Dikkat ederseniz burada nedir arkadaşlar? Dik, belli bir açı yok. Burada da yine dik olarak hareket ettiriyoruz. Fakat ben bunu şekilde x, y koordinatında hareket ettirirsem, bakın burada iletkeni ne yapmışım? Aşağıdan yukarıya doğru çapraz bir şekilde çekiyor isem ne oluyor bakın arkadaşlar? Ekrandan veya tahtadan bana doğru bir akım akışı oluyor. Yine aynı şekilde bakın, iletkeni ben sol taraftan sağ tarafa itlediğimde, örneğin artıdan eksiye doğru iken 5. konumda ise sol taraftan sağ tarafa doğru çektiğimde ise eksiden artıya doğru bir akım akışı söz konusu oluyor arkadaşlar. Burada indiklenen gerilimin değerini nasıl belirleyeceğiz arkadaşlar? İndiklenen gerilimin değerini arkadaşlar, az önce bahsetmiş olduğumuz kuvvet çizgileri ve akım yönüne bağlı olarak analizini yapıyoruz. İndiklenen gerilime biz arkadaşlar E diyoruz. Bakın buradaki E bir iletkende indiklenen gerilim değerim. B ise manyetik akı yoğunluğu, yani iletkenin maruz kalmış olduğu sabit mıknatıslar tarafından oluşturulan manyetik akı yoğunluğu. Buradaki L ise arkadaşlar iletkenin manyetik alan içindeki uzunluğu, yani ne kadar çok fazla iletken veya bobin grubum olursa o kadar fazla elektrik üretirim. V ise neydi arkadaşlar? İletkenin hızı, ne kadar hızlı hareket ettirirsem o kadar fazla elektrik üretiyordum.
Ve burada sinüs açı var. Bakın sinüs alfa var. Bakın bu açı da arkadaşlar şu iletken ile kuvvet çizgileri arasında yapılan açıdır. Bu alfa açısını birazdan göstereceğiz. Ve 10 üzeri -8'de bu birimin yani sonucun volt cinsinden çıkması için ne yapıyoruz? Bunu 10 üzeri -8'e çarpıyoruz. Burada bakın CGS birimine göre işte volt, santimetre, bölü, saniye, derece, santim, gauss olurken MKS birimine göre işte Tesla, derece, metre, metre bölü saniye ve volt cinsinden ne yapmamız lazım? Bunları ifade etmemiz lazım. Biz genelde biliyorsunuz MKS birimini kullanıyoruz. Burada işte ne yapacağız? Tesla olarak alacağız V'yi, manyetik alanı. Ve bunların arasında Maxwell diyorum, Tesla ile Gauss arasında bazı dönüşümler var. Biliyorsunuz manyetik akı yoğunluğu nedir arkadaşlar? Birim yüzeye düşen manyetik akı şiddetidir. Yani B eşittir Phi bölü S. Buradaki Phi manyetik akımız, buradaki S de oradaki alan, yüzey alanı. Bir Tesla arkadaşlar 10 üzeri 4 Gauss'tur. 1 Weber de 10 üzeri 8 Maxwell'dir arkadaşlar. Biz Tesla olarak genellikle kullanacağız dediğim gibi. Şimdi az önce bahsetmiş olduğumuz o sinüs alfa açısı. Bakın sinüs alfa açısına dikkat edecek olursanız iletkenin hareket yönü ile manyetik alan çizgilerinin oluşturmuş olduğu açı. Burada bakın iletkenin hareket yönü nereye doğru? Soldan sağa doğru. Açımız ne kadar? Alfa açısı. Yani burada ne mesela? 90 derece. Bakın alfa 90 derece. Burada alfamız 90. Burada ne olacak arkadaşlar? Maksimum derecede elektrik üretimi söz konusu olacak. Buraya baktığımızda bakın arkadaşlar, İletkenin yönü şekilde aşağıya doğru belirlenmiş. Bu da ne demek arkadaşlar? Az önce mesela 90 dereceyken ne oluyor? Bu gitgide azalıyor. Bu gitgide azalırsa örneğin sıfıra doğru yaklaşırsa buradaki sinüs sıfır ne olacaktır? Sıfır olacağı için sizin hem buradaki denklemdeki bakın buradaki sinüs sıfır sıfır olacağı için hem denkleminiz yani gerçekte üretmiş olduğunuz sıfır olacak hem de zaten farklı manyetik alan çizgileri tarafından kesilmeyecek arkadaşlar. Örneğin bu da mesela alfa 90 dereceden küçük. Ha, ben demek ki ne anlıyorum? Keşke sürekli ben bunu şu eksende hareket ettirsem ki maksimum verim veya potansiyelde elektrik enerjisi alsam. Fakat dairesel bir hareket söz konusu olduğu için işte bu açıya bağlı olarak sürekli ne yapıyoruz? Bir gerilim indikliyoruz arkadaşlar. Şimdi manyetik alan çizgilerini bir örnek var burada. Bir örneğimizi analiz edelim. Burada manyetik alan çizgilerine dik olarak hareket eden bir iletkenin boyu 50 santimetre olarak verilmiş arkadaşlar. Ve bir de hızı 20 santimetre bölü saniye yani saniyede 200 santim hareket eden bir iletkenimiz var. Ve içinde bulunduğu manyetik alan ise arkadaşlar 1500 gaz ise bu iletkende indüklenen gerilimi hesaplayın diyor. Ve bir de iletken 53,13 derecelik bir açıyla hareket ederse bu sefer ne kadarlık bir gerilim indüklenir onu hesaplayın diyor. Şimdi indüklenen gerilim denklemini bakın az önce ifade etmiştik. E eşittir BLV çarpı sinüs alfa çarpı 10 üzeri -8. Buradaki B manyetik akımımız kaç bakın arkadaşlar? 1500 Gauss. Gauss cinsinden verildiği için diğerlerini de işte santimetre cinsinden vereceğiz. Test olsaydı metre cinsinden alacaktık. 1500 çarpı L ne kadarmış bakın? Santimetre 50 santimetre. Hızımız 200 ve sinüs alfamız yani 90 derece olduğunu başlangıçta kabul ederek kaçmış bakın arkadaşlar sinüs 90 çarpı 10 üzeri -8 bunun sonucu da arkadaşlar 1,5 volt olarak karşımıza çıkıyor. Eğer iletken 53,13 derece ile hareket ettirilirse yani çapraz bir hareket söz konusu. Bu sefer ne der arkadaşlar yine denklemimizi hatırlamak adına tekrar edelim. E eşittir BLV çarpı sinüs alfa çarpı 10 üzeri -8.
ED eşittir nedir arkadaşlar? 1500, 15.000 Gauss çarpı 50 çarpı 200 iletken hızı çarpı sinüs 53,13 derece iletkenin açısı ve 10 üzeri 8 gerilim cinsinden yaptığımız zaman dikkat edersek bakın ne oldu arkadaşlar? 1,2 volt olarak bulduk. Dikkat ederseniz bakın 90 derecede hareket ettirirken 1,5 volt üretiyorum. Fakat ben bunu açılı bir şekilde hareket ettiğimde indüklenen gerilim değeri azalmış oluyor. Devam edecek olursak bakın başka bir örnekte. Aşağıda 1, 2, 3, 4, 5, 5 farklı konum için bir iletkenin hareketi var arkadaşlar. Ve burada diyor ki B manyetik akı yoğunluğuna sahip manyetik alan içerisinde U hızı ile ne yapılıyor? Bu iletken hareket ettiriliyor. Ve LM uzunluğunda yani aynı iletken uzunluğu da aynı, manyetik akısı da aynı, hızı da bakın burada farklı farklı hızlarda verilmiş. Ve buna bağlı olarak diyor ki şekil A'da indüklenen gerilim 1 volt ise yani bu maksimum 1 volt üretiyormuş. Ne zaman? İşte iletken hareket yönü ile buradaki manyetik kutup çizgileri arasında 90 derece var ise ve V hızında hareket ettiriliyorsa 1 volt üretiliyor. Buna bağlı olarak diğer konumlardaki neyi hesaplayın diyor arkadaşlar. Gerilim değerlerini hesaplayın diyor. Birincisinde kaç bakın? Burada alfamız 0 derece. Yani herhangi bir iletken hızı ile iletkenin yönü hareket yönü ile manyetik kutup çizgilerinin yönü birbiriyle aynı arkadaşlar. Ve diğer C konumunda ise bakın şekilde çapraz 36,87 derece olarak hareket ettiriliyormuş. Ve burada farklı olarak ne var bakın arkadaşlar? 2V var yani iletken biraz daha hızlı hareket ettiriliyor. Bu durumda ne oluyor ona bakacağız. İletken yine 53,13 derece ile yine V hızıyla bu sefer hareket ettiriliyor. Bunu inceleyeceğiz. Ve yine arkadaşlar 53,13 derece ile V hızı ile indüklendiğinde V hızı ile hareket ettirildiğinde kaç volt üretilir ona bakalım. Şimdi birincisi 90 dereceydi arkadaşlar. 90 derecede ne oluyordu? E eşittir. BLV çarpı sinüs 90'dan. Bakın neymiş bunun sonucu? 1'miş. Bizi burada ilgilendiren nedir? Şu açı değerleri ve hız değerleri. Bakın burada 0 derece olduğu zaman yani sinüs 0 olduğu zaman ne olacaktır arkadaşlar? Sinüs 0 0 olacağı için bu sonuç 0 çıkacaktır. Yani iletkende herhangi bir ne olmayacak arkadaşlar? Gerilim indüklenmeyecek. Peki 36,87 derece olduğu zaman ve iletkenin hızı da 2V olduğu durumda E eşittir BLV çarpı sinüs alfa çarpı 10 üzeri eksi 8'den. Bakın bu işlemi de yaptığımızda sonuç kaç çıkıyor bakın arkadaşlar. 1,2 volt çıkıyor. Ben az önce 1 volt üretir iken ne oldu? 1,2 ürettim. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Tamamen iletkenin hızı. İletkenin hızı birinci konumda V iken burada ne olmuş? 2V olmuş. Yani ne oluyor arkadaşlar? 2 kart iletken hızı artmış oluyor. Bakın açılı olmasına rağmen, bakın açısı oldukça düşük olmasına rağmen hızın etkisinin ne kadar yüksek olduğunu bize burada gösteriyor aslında. Devam edelim. 53,13 derece olduğu zaman, yine V hızı olduğu zaman ne olacaktır arkadaşlar? Tahmin edeceğimiz gibi hız sabit ise açılı olduğu için düşecektir. Yine bakalım. E eşittir BLV çarpı sinüs alfa çarpı 10 üzeri eksi 8'den. Burada 0,8 çıktığı için sinüs 53,13. Bunun sonucu da 0,8 volt olarak karşımıza çıkar. Ve son olarak yine V hızıyla 53,13 derece ile farklı yöne aşağıdan yukarı değil yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirildiğinde bakın ne oluyor arkadaşlar. Burada da yine bakın alfa 53,13 derece E eşittir BLV sinüs alfa çarpı 10 üzeri eksi 8'den bu da 0,8 olarak karşımıza çıkıyor.
Neymiş arkadaşlar? Demek ki iletkenin hızı, iletkenin boyu, manyetik alan şiddeti ve iletkenin hareketi ile manyetik kutup çizgileri arasındaki açı bizim indikleyenecek gelimin değeri hakkında bize ne veriyor arkadaşlar? Bilgi veriyor. Evet, bu şekilde bu notumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi bir sonraki notumuza geçelim. Bu notu sizlere ben sistem üzerinden göndereceğim arkadaşlar. Şimdi doğru akım makinalarında bunlar motor konumunda olabilir, jeneratör konumunda olabilir. İki durumda da arkadaşlar bazı olaylar oluyor. Ne gibi? Bakın burada başlık olarak verilmiş NDV reaksiyonu ve komütasyon. NDV reaksiyon dediğimiz aynı kimyasal tepkimedeki gibi düşünün. Demek ki iki tane farklı bir şey tepkimeye giriyor veya birbiriyle karşılaşıyor veyahut da bir çarpışma oluyor. Bir reaksiyon oluşuyor. Bir yeni bir oluşum meydana geliyor. Kelimeleri bu şekilde yorumlarsanız analizlere kolay ulaşabilirsiniz. Demek ki ne olacak? İki tane farklı etki birbirini etkileyerek bir reaksiyon oluşacak. Ve komütasyonun tanımını daha önce yapmıştık. Burada neden kaynaklandığını ve nasıl olduğunu ve bunun faydası mı var, zararı mı var, bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Komütasyon neydi? Elektrik akım veya geliminin yön değiştirmesine biz ne diyorduk? Komütasyon diyorduk. Şuradan yine hatırlayabilirsiniz. Komütatör diye anahtarlar vardı. Komütatör hatırlarsanız. Komütatör nedir aslında? Yön değiştirme olarak kullanılan bir kelimedir. Burada da motora uygulandığı için komütasyon olayı diyeceğiz. Bunun da etkisini ne yapacağız? Birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak NDV reaksiyonunu inceleyecek olursak, nedir bu NDV reaksiyonu? Bir ona bakalım. Şimdi NDV reaksiyonunda adı üstünde NDV'de oluşacak bu olay. NDV sargılarında herhangi bir akım yok iken arkadaşlar kutupların oluşturulduğu bir ney var arkadaşlar? N'den S'e doğru bir manyetik akı kutup çizgilerimiz var. Bu durumda arkadaşlar NDV'de ne oluyor arkadaşlar? Nötr bölgesinde, yani eksen olarak 90 derecelik bir eksen çizdiğimizde nötr bölgesinde bulunan bobin grubunda ne olmuyor? Herhangi bir gerilim indiklenmiyor. Burada arkadaşlar nötr bölge düzgün bir komütasyon için fırçaların yerleştirileceği yer seçiliyor. Bu nötr bölgenin ne olduğunu ve ne fırçayla ne alakası olduğunu anlatacağız. Şimdi normal dağılımda kutup alanı ile NDV alanı birbirine diktir normalde. Tabi uygulamada bu dik olmuyor hiçbir zaman. NDV'ye bir yük bindiği zaman bu iki akı arkadaşlar makine üzerinde bir manyetik akı dağılımını gerçekleştiriyor. Yani iki manyetik akı, yani NDV'nin oluşturmuş olduğu manyetik akı ile alan sargılarının oluşturmuş olduğu manyetik akılar birbiriyle aslında çelişiyor veya çarpışıyor diyelim. İşte biz bu olaya aslında ne diyoruz? NDV reaksiyon diyoruz. Tanım olarak, çok kısa tanım olarak NDV manyetik akısının toplam manyetik akı dağılımına olan etkisine biz ne diyoruz arkadaşlar? NDV reaksiyonu diyoruz. Burası önemli. NDV reaksiyonundan dolayı arkadaşlar kutup ayaklarında bir manyetik azalma meydana geliyor. Yine bu kutup azalmasından dolayı arkadaşlar NDV'de emdiklenen EMK dediğimiz, hani zıt EMK dediğimiz ne oluyor arkadaşlar? KFN olarak ifade ettiğimiz E eşittir KFN'den NDV'de emdiklenen gerilim azalıyor. Ne sonucunu çıkarıyoruz demek ki? NDV'deki arkadaşlar manyetik alan azaldığı için endüklenen zıt EMK'da ne olmuş oluyor? Azalmış oluyor. Şimdi bunun tabii etkileri var. Ne gibi? Olumlu var, olumsuz da var. Bunları analiz edeceğiz. Bu olumsuz etkileri kaldırmak için neler yapılıyor? Onlara bakacağız arkadaşlar. Şekil üzerinden bunları ifade etmek istiyoruz.
Burada zıt EMK dediğimiz önemli. Biliyorsunuz zıt EMK neydi? Motorun yüklendiği zaman akımını belirleyen bir denklemdi. Bunu geçen haftalarda bahsetmiştik. Şimdi bir ara verelim arkadaşlar. Daha sonra şekil üzerinden endüvi reaksiyonunu anlatalım.